Acaba mandadan kurban olur mu? Bu konuda çelişkili cevaplar almaktayız. Bu konuda ne dersiniz? Evet. Bence bu mevzuda ters söz söyleyecek bir din adamı, din adamı dedikleri için diyorum, Hristiyanlıktan intikal etme bu. Diyanet adına vazifeli, camilerde hizmet gören, eski adı Hademe-i Hayrat, hayrın hademeleri. Böyle yanlış bir söz söyleyecek, bu mevzuda mütenakız, çelişki o demek. Ters beyanda bulunacak bir arkadaş tanımıyorum. Hem zekatta hem de kurban mevzuunda mandayı sahibi şeriat sığır içinden müteala etmiştir. Bir insanın bağışlayın 20 tane mandası olsa, 20 tane de sığırı olsa, bütünü 40'ı tamamlasa bu bütün 40'tan bir tane zekat verecek. Yani bunları bir cins saymıştır. Binaenaleyh bunları riyazi ifadesiyle toplanmaya tabi tutmuştur. Ayrı cinsten olsaydı bunlara 40 demezdi. Belki 20 manda 20 sığır derdi. Halbuki sahibi şeriat 20 manda 20 sığır yapar 40 diyor. Ama hiçbir zaman 10 tane koyun, 5 tane manda, 8 tane sığır yapar şu kadar demiyor. Onlara ayrı cins içinde müteala ediyor. Ve aynı zamanda kurbanda da koyundan, keçiden hep hocalarımız söylerler. Bağışlayın sığırdan, mandadan kurban olur derler. Ancak bunlardan koyun bir tek kişiye kifayet eder. Sığır, manda, deve gibi büyük şeyler, cüsseli canlılar, bunlar 7 kişiye kifayet eder derler. İlmihal'de vardır, bu bakılsaydı görülürdü.